Merhabalar. Muhteşem bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Şu anda reytingi tavan yapmış olması lazım Barrett. Umarım. Tahminlerim o yönde. Evet, benim de. Böyle bir titreme geldi. Yeni segmentimiz Lord Jem'le çarşambalara hoş geldiniz. Elitist. Elitist oyunu oynamak için. Kostümlü ve elitist oyun oynayacağız. Yarı cosplay, yarı oyun. Play. Cosplay and play. Şu anda yayında benimle birlikte Barret var. Benden Merhaba. Sonra da Jada çok önemli bir açıklamada bulunacak sizlere sevgili oyun severler. Shadow of Mordor bizlerle. Çıktığı gibi sıcak sıcak size sunacağız. Ama onun daha yaklaşık bir saati var. Saatimi takmamışım elitist olmama rağmen. Onu takınca tekrar söylerim bir saat olduğunu. Saat akıllı saat mi yoksa? Çok akıllı. Kaç diyorum direkt cevap veriyor. Vay. Barret'i de keşke yayına alabilseydik görüntü olaraktan, fakat maalesef uzun zamandır berbere gitmediği için insan içine çıkacak halde değil. Onu Evet. Halledene kadar maalesef bir şey yapamayacağız. Bu hafta sizlerle Strife. Geçen haftalarda da arada bir oynadığımız Strife oyununda yeni 3 karakter geldi. Onu tanıtacağız. Yapabildiğimiz kadar da oyun oynayacağız. Papyonum nasıl Barret? Süpermiş şu an. Ona bakıyorum zaten. Sadece Papyon, ona bakıyorum. Pip. Ve gömbe. Yani İskoç. Lordlar böyle. Yani evimizde rahatladığımız kostüm bu. Gel gör ki süslendiğimiz zaman gör asıl sen beni. Hayatımda ilk defa bir Lord gördüm. Çok mutluyum. Korkmaman lazım işte. Korkma. Hatta öncelikle Yok. Şeyimi de göstereyim. Bağlı olduğum klan. Tata. Şu an kamerada mısın yoksa? Kameradayım. Yok, kamerada mısın? Lordlar kamerası bu saatte kapalı. Herkes He. kendi kamerasına çekiliyor bu saatte. Hmm. Hepimizin yatı var, kamera. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu oyunu geçen haftalarda tanıtmıştık. Size tekrar uzun uzun anlatmaya gerek yok. Single player, multiplayer, custom match. 3 tane yeni şampiyon geldi bu hafta. Matchmaking'de hemen onu göstereyim. Erdem Pelinci diyor ki box maçı sunacak gibi bir halin var. Erdemciğim, her türlü maçı sunacak hazırlığımızı yaptık biz. Yani her türlü hazırlığımız tamam. Birinci karakter Gokong. Gokong. Seçtik yanlışlıkla ya. Dur. Yanlış yere gelmemiş standart. No. No. İşte bu oyunun şu kısmı kötü. Buradan çıkış neresi? Ha, hero. Gokong. League of Legends'da Wukong varsa burada da Gokong var. Ve tekrar diyecekleri gibi çalmadık, esinlendik canım. Yani ikisi de maymun, ikisinin de adı Kong'la bitiyor diye Nalax var. Gördüğünüz gibi özellikleri burada. Anladığım kadarıyla bir Bruiser'ın Türkçesi ne acaba? Brewser. Lord olduğumuz için şey bilmiyoruz tabii ki. Türkçelerini bilmiyoruz. İngilizcesi yokmuş. Bruiser diye yazılıyor. Bruiser galiba. Bruiser. Google tamamlar onu şimdi. Sevgili Google'umuz onu tamamlar. Dedi. Yanlış. Kaba ve güçlü adam. Kaba, çok kabasınız şu anda. Evet. Diğer şampiyonları göstereceğimiz şey nerede ya? Play, Pets, Watch, çık, 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 çık istiyorum. Oyun bizi çıkarmıyor sevgili seyirci. Parmağını dokundurdun, onu oynayacaksın şeklinde bizi maalesef bu ekrana mahkum etti. Bari sen tabii ki 5 dakika sonra göreceğin için. Tabii ki de. Tabii ki de. Neyse, bari bununla bir oyun oynayalım. En de sonunda çıkar. Yine hayvanımızı seçiyoruz. Hayvanımız şu anda level up oluyor. Arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Buradan üstünün başının renklerini seçebiliyoruz para verdiyseniz. Vermediğimiz için hiçbir şey seçemiyoruz. Biz gördüğünüz son derece standart oynuyoruz. Play. Hadi play. Region seçiyoruz. Europe, USA, Singapur, Brezil, Brazil, Filipin, Europe. Değil mi? Evet. İstediğin şeyi istediğin zaman değiştirebiliyor musun? Tabii tabii, burada şey yok yani, sadece champion'ı seçiyorsun. Hiçbir şey yok. Şırlık. Ayarlama yok. Hangi ülkede oynamak istiyorsan o ülkeye gidiyorsun ve oynuyorsun. Gayet güzel. Çok güzel. İlginç bir oyun işte. Dota ile League of Legends'ı ve haklı yönlerini alıp bir şey daha birleştirip artık Heroes of Nevert mi diyeyim artık? Ne diyeyim? Bir şey diyeyim. Üçüncü bir şey eklemem lazım sanki. Hani üç şey bile... Sayfa birleştirip
ortaya Strife çıkarmışlar sevgili seyirci. Güzel. Bir de şu an benim ekranımda yanında böyle bir kaplumbağa gibi bir şey var. Evet işte Pet'in var. Pet. He, o galiba bir akciğer hastalığı falan var. Solunum rahatsızlığı falan var. O işte heyecan içinde. Böyle. Bak ben o sırada dikkat etsen karakterin değişik böyle abuk subuk hareketlerde bulunuyor. Evet. O abuk subuk hareketlerle birlikte kendisi de heyecanlanıyor biraz sonra başına geleceklerden. Maymunun Pet'inin de olduğunu ilk defa görüyorum hayatımda. İşte her türlü hayvan, burada her türlü şampiyonun Champion'ın peti var. İlginç. Yükleme ekranı gördüğünüz gibi çok şık. Elite Lord'lara yakışır. Kameramıza yakışır şekilde. Siz hangi... Andriyo mu? Andri. Siz hangi kameradandınız? Bakın bu şu kırmızılı kız da yeni karakter. Şu başındaki üçgenli şeyle şapkalı arkadaş da yeni karakter. Herkes bu akşam yeni karakterlere yüklenmiş. Free camera peki. Neydi bunun tuşları? Şuradan satın alma tuşu. Şöyle bir şey alıyoruz. Hadi şunu alalım. Peki. Ve yetenek seçme tuşumuz da şuydu. Seçtik. Her şeyimiz hazır. Sevgili Barret. Oyunun başlamasını bekliyoruz. Güzel tarafı bütün alışverişi yaptıktan sonra bekletiyor insanları. Yükleme ekranlarında şu anda olan insanları %196 görüyoruz. Yükleme ekranını diğer oyunlarda böyle boş bir ekranda beklerken burada en azından alışverişimizi tamamlayabiliyoruz sevgili Barret. Sevgili Barret ve sevgili izleyiciler, ikinize aynı anda sesleniyorum. Karakterimle ilgili hiçbir şey bilmediğim için yukarı gideceğim çünkü bu konu. Ben söyleyeyim, maymun. İşte maymun. O kadar. Maymunu ben Wukong oynuyorsak genelde üst koridorda seviyorum. Kendim olarak da. Bu arada League of Legends yayını yapmak istiyorum. Diğer arkadaşlar yapıyorlar ve fark ettim ki hepsinden daha iyi oynuyorum ben. Bu kadar da açık ve net aşağıladığım olmaz olsun. Hepsinden daha iyi oynadım çıktı ortaya. O yayına da başlayacağız. Tabii yetenek puan yani. Yetenek point. Burada arkadaş vardı kayboldu. Siz neden oynamıyorsunuz bu oyunları Commodore 64'ünüzde? Çünkü Commodore 64'te oynanmıyor bu oyun. İşte. Artık yenisini alma zamanı geldiğini bir kez daha yayında. Hayır. Nasıl? Açılmayana kadar Commodore 64 kullanılmaya devam ediyor. Sana misafirliğe gelebilir miyim ben bir süre? O açılmayana kadar kısmını hızlandırabileceğimi düşünüyorum. Ya güzel bir şey yok ki. Sen güzel bir inceleme yaptın bu hafta. Ne yaptın? Bir şey yaptın. Ne yaptın? Güzel bir inceleme yaptın sanki bu hafta. Yani yapıyorum. Hani henüz bitmedi. Yok, paylaşıldı. Paylaşılmadı mı? Yok. Drive. Drive. Ya ucundan çok şey yapmadık hani böyle. Drive. Böyle kulüplü mülüplü. Club. Şey. PlayStation. 4. PlayStation 4'unuz var. Bir de Commodore'un var diye üzülüyorsunuz Barret Bey. Hayır işte ben üzülmüyorum. Ben mutluyum. Ben üzüldüm şimdi bak. Gel gör ki ben üzüldüm ben de olmadığı için. Bu arada oyunda bir sana hay yazdı. Hangi oyunda? Oyun içinde mi? Yoksa chatte mi? Chatte. Değil oyunun içindeki chatte. Ona da haydi o zaman. Hay! Gogo'nda sana Allah sen lol yapma diyor. Niye? Soralım niye? Vay! Artık Lord olduğumuza göre vay. Varum. Varum nicht. Her oyunda olduğu gibi farming. Farming session. Burada özelliğe bakmadan aldık ama. Neymiş bu? Target. Bu arada o oyun da güzel bir oyun. Oyun mu? Yo, o oyun, o. PlayStation'daki. Drive Club'ı. Hı hı. Club'ı. Anlatsana biraz bu oyunda. Çünkü uzun süre ben burada farm yapacağım. O uzun farm sırasında belki neşemize neşe katar. Need for Spin Arcade şeyinden sıkıldıysanız böyle artık sürekli aynı şeyleri pişirip tekrar sunmasından. Buyurun size Drive Club. Bu hani biz arabamız var. Amerika'da mesela New York'tayım. Los no. Angeles'a gitmek Hayır. istiyorum. Hayır. Günlerce Hayır. yolda gidiyorum. Hayır. Hayır. O kim? O The Crew. O ne zaman geliyor? Ekim'de. Ya da Kasım'da. Çünkü Ekim geldi sanki.
Ama da biri hani. Ya şu an beta'da. 1'e 2'ye bakmayalım ya. 2 rakam için kızmayalım. Şu an konsolları için beta'da. Sende var mı? Henüz yollamadılar. PC'ye yollamışlardı. Buraya da yollarlar umarım. PC'de var ya Drive Club. Drive Club değil. The Crew. Amerika'da gezdiğimiz hangisi? The Crew. Tamam, onu istiyorum ben. Ha, nerede var o? O henüz çıkmadı. Çıkınca... O şu an beta'da. Tamam, PC'de var mı betasında? PC betası oldu, bitti. Eylül başında oldu, bir de Ağustos'ta olmuştu. Alamadık mı yani? Ben aldım ama oynayamadım. Çünkü PC'in yok. Ubisoft'ta dedim. O hayır, evet. Yani biraz önce bu konu üzerine konuşmuştuk. Sen fakirsin. Commodore 64 diye bir oyun oynanmaz. Oynanmaz. Ben de dedim ki ben kendi oyunumu kendim yaparım o zaman. Peki kendi şimdi... Kendi Drive Club'ımı. Bir daha unuttuğum için söylüyorum, pek zeki değilim. Drive Club, Amerika'da evet. Geziyoruz deliler gibi. Hayır. The Crew, The Crew. Evde oturuyoruz. Tam tersi. Peki. Hangisi? The Crew'da da evde Drive Club'da da evde oturmuyoruz yani. Soygun yapıyoruz. Niye? Bilmiyorum, bir soygun. Yarışıyoruz. Kimle yarışıyoruz? Herkese. Gerçek oyuncular. İnanılmaz bir bilgisayara karşı. İnanılmaz bir dayak yiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü oynamasını bilmiyor. Yok, yeni çıkan şu alamadığımız maymunu. Karakter. Hayır, bizim maymunumuz zaten dandik, o ayrı da şu yeni çıkan karakter bayağı güçlüymüş. Onu görmüş olduk, şu kafası şeyli olan, hunili olan. Opet de seni izliyor sadece. Bence. Opet bir özelliği var aslında. İstersem canımı arttırıyor biraz, iyileştiriyor beni ama işte pet var. Pedi. Ha, anlatıyordun sen. Crew, çok güzel bir oyun diye. The Crew güzel oyun ya. Hah. Çıksın. Daha da seveceğiz herhalde. Peki. Sen o zaman onu oynamadın galiba. Yazdın neyle ilgiliydi? Bak yine kafam, konsantrasyonum burada olduğu için alakasız konuşuyorum sevgili seyirciler. Destek olun bana. Biraz donation verin bakın. Donation'sız bu iş buraya kadar. Bir de NBA 2K15 var. Matematik hesabı gibi. Hı hı. 2K15 eşittir X. X. X'i bulun. Orada. Hı hı. Eğer birisini öldüremezsen bir süre içinde bu oyunu çok üzüntüyle kapatacağım. Sen bir de önümüzdeki ay Grand Theft Auto çıkıyor. Yine. Nasıl? Bitmedi mi onun çıkması? 5 çıkma. 5 miydi? 5 yeni nesil konsollara çıkacak. Sonra bir de PC'ye çıkacak. 6 ne zaman? Bilmiyorum. Herhalde bir önce Red Dead Redemption 2 görürüz. Belki Max Payne 4 görürüz. Max Payne... Belki yeni bir oyun görürüz. Max Payne sonra 4 mü? GTA. Ben en son bıraktığımda Max Payne 1 vardı. Sonra 2 çıktı mı? 2 var mı? Var. 3 var. Ne? Şeyi... Konu aynı mı? Max var. Ya aynı adam ama yani konu farklı tabii. Hikayenin devamı. İlk hikayenin sonunda biz ölmemiş miydik? Hayır. Ağır mı yaralıydık de? Helikopter düşürdüğümüz hangisi? Böyle helikopterin bağladığı ipi ateş edip kötü adamı öldürdüğümüz. Tamam, sonra polisler herkes bizi yakalayıp öldürmüş. Öldürmedi mi? Öldü mü? Hatırlamıyorum. Hiçbir şeyin yok. Bir daha oynamam lazım. Past location. Zaten ilk oyunu Rockstar yapmamıştı. İlk oyunu Remedy yapmıştı. Remedy? Alan Wake'in yapımcıları. Hı hı. Sonra Rockstar aldı. Oyun daha güzel oldu. Tıpkı Far Cry gibi. Dur, şu anda çok önemli adamları öldürüyorum galiba. En iyi oyuncuları öldürüyorsun. Öldüremedim. Kaçtılar bak. Minnacık canlarıyla kaçtılar sayın seyirciler. Görüyorsunuz ne kadar şey. İyiyim. Bana da chatte şey dediler. Nokta 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 monkey. Monkey, you are so noob. Tabii ki de. Demek ki çok iyi oynuyorsun. Çok iyi oynayanlar ancak söylenen şeyler. Kıskanıyorlar beni. Yani. Profesyoneller her zaman kıskanır. Hı hı. Oho, illusionlar bir sürü şey var. Dude, get some potions. Dude. Çünkü Porsche's bedava.
Lordlara bedavadır. Yok paralı ama en azından hani... indirim var. Bize ne olur. Soru şu, oynayan Lord ama karakterimin Lord olduğunu bu içerideki maymun bilmiyor. Orada halktan biriyim. İşte senin yapımcılara bir şeyler söylemen lazım. Kendilerine ulaşamıyorum. İngilizcem kısıtlı. Lord olarak. Lord olarak. İngilizcem kısıtlı. Tabii ki. İngiliz İngilizce. Çevirmen tutarsın. Çevirmen. Bak bak neler yapıyor. Bensiz neler yapıyor. Gogron diyor ki teammate'i sattı yalnız. Benim mi? Onu, o mu? Ya bu kadar... öbürü mü? Hangisi şimdi? Bilmiyorum herhalde sen. Ben ağır satıyorum çünkü karakteri çok yabancıyım şu anda. Ne yaptığımla ilgili hiçbir bilgim yok sayın seyirciler. Bileniniz bak, varsa, orada... bileniniz varsa arasın beni. Rica öbür edeceğim. Adam var. Pelerinli. Ne güzel. Bileniniz varsa... Ben gittim maymun seçin. İşte. Ben maymunu göstermek için dokundum sadece. Dokunmaz olaydım. Sevmez olaydım işte. Al. Ne yaptığımı bileniniz, ne yaptığımı anlayanınız varsa lütfen bize Fraktist Facebook sitesinden mesaj atsın. Yoksa bu iş kötü sonuçlanacak. Bir yere varamayacağız. Bu arada Barış'cığım saat 21.55'te falan bana haber verirsen Ceyda'nın yayını başlayacak. Çok önemli. Shadow of Murder. Yani katil gölgesi. Hatta eğer bulabilirsen size ön incelemesinde. Murder. Tabii bulabilirsen. Ernst. Base'e gidiyor. Hiç bakmış mıydın? Murder'e mi? Merak ettin mi? Fraktis'teki ilk incelemesini ben yaptığımı düşünürsek. Ho. 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 Evet. Ön incelemesini ben yaptığımı düşünürsek. Yani baktım. Bütün incelemelerini ben yaptığımı düşünürsek. Oyunu ben yaptığımı düşünürsek. En çok ben yaptım oyunu. Zaten oyunda iki karakter yönetiyoruz ya. Bir karakteri ben yaptım, öbürünü sen yaptın. Ruh alemi var, bir de normal alem var. Fani, bedensel, fiziki ve siyasi diyesin geldi ama. Hakikaten olabilirdi bir anda. Gidiş öyle bir gidişti. 450 bizde var, 320 alabiliyoruz. Kır Baret, kır. Uğraşıyorum da olmuyor. Ne kırıyorsun? Söyle. Ya kulaklığın kılıfı. Söyle biz de kıralım. Kulaklığınızın kılıfı. Ama kırmayın. Seyahatlerde ona koyup saklayın. Ona sakla beni. Kablosu falan şu olmasın. Cable. Vay efendim bunun kablosu şöyle oldu. Güvenlikte de sorun güvenlikte de sorun çıkartır. TSA'de. Bilmiyorum artık. Nasıl? O kadar Amerika'ya gittin. O kadar Amerikalardaydın. Ben değil mi? Ne yapayım? Şimdi çok iyi. Şu kargaya saldıracağız. Bakın nasıl bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz. Zaten hiç adamlara yani şampiyonlara bir şey yaptığın yok. Yok direkt onu... çiçekler, böcekler. Direkt öldürdük işte şampiyonu. Ah! 100 canla kaçtı bakın. O kadar iyi oynuyoruz ki. Pelerinli adamı tutuyorum. Bizim takımda mı, karşı takımda mı? Bilmiyorum. Pelerinli olan adamı tutuyorum. Bizde de var bir tane pelerinli çünkü. Kafasında sarı bir şey var. Sarık. Böyle yukarı çıktı, zıpladı falan. Elinde kocaman bir şey var. Tamam, düşman o. Ama aynısından bizde de var şurada bir yerde. Görmedim onu işte herhalde. İşte şurada. Aha. Bilmiyorum, ben onu tutuyorum. Tut bakalım. Çünkü pelerini var, senin yok. Kahramanların pelerini olur, bu kadar net. Evet. Çok net. Arkadaşımı korumak için yaptığım şeyleri görüyorsunuz sayın seyirciler. Oyunun en iyisi benim şu anda. Yani best... Hatta ben yazayım. Best player NA. NA North America arkadaşlar. Olduğumuz yer şu anda. Bunu yazdığıma bir göre... Bir de PAL var. O neresi oluyor? PAL. NTSC'nin düşmanı.
Pacific America Lower. Beni aldı, havalara uçtu adam. Çok iyi oynadığım için görüyorsunuz kıskançlık var. Yayında bana hakaret edenler var mı şu anda? Ne kadar kötü oynuyorsun. Rezilsin, defol şeklinde. Böyle bir yaklaşım olduğu zaman lütfen bildir. Tabii ki de. İsimlerini al onların, tahtaya yaz. Yanına X de koyacağım. Kaç defa konuştuklarını belli et bize. Tabii. Şunu al. Bu arada biliyorsunuz bu oyunda sadece buradaki itemların dışında kendi yarattığınız itemlar da var. Bir tanesi şu benim yapmış olduğum. Eski izleyicilerimizden Zealot'a gönderme olsun diye. Zealot Blade of Vampirism. Vampirik. Onu yapayım bari. Normal item'ı daha güçlendiriyorsunuz. Yes. Bu arada oyun hiç gerçekçi değil. Benim bildiğim maymunlar ağaçlarda falan böyle takılır. Ama insanımsı maymun bu. İnsanımsı. Ona bakarsan kaplumbağa da arkamdan hoplaya hoplaya geliyor. İşte oyun hiç gerçekçi değil. Bakın, best player NA dedim. Bana cevap olarak the worst player I ever seen in the history of online gaming. Ünlü olduğumuz bir kere daha çıktı ortaya. Ünümüz ünümüz belli. İşte. Ne kadar ünlü olduğumu görün. Be. Bence bir yaşasın Fractist falan da yazsın. Yaşasın Fractist. Yazdım. Gogron da diyor ki Peti pes mi etti? Petim şey... Petim sadece iyileştirme özelliği olan zavallı bir pet. İlk seçerken dikkat etmeden almışım onu. Onun için sadece iyileştiriyor. Çok bir işe yarayan bir petim yok maalesef. Ama ileriki pet levellanıyor. İleriki levellerde bana ekstra can. Üstüne de şey... Kalkan falans veriyor. Bu oyunda bildiğiniz gibi eşya almak için base'e gitmenize gerek yok. Alma eşya şeyini açtıktan sonra mesela şunu alabilirsem basıyorum. G'ye basıp hayvancağızla posta hayvanı. Bakın yola çıktı şuradan, koşaraktan geliyor. Peki kalkan hangi tuş? Kalkan yok bu oyunda maalesef, bırak. Aa. Bu oyunu oynayamıyor o yüzden. Şey de yoktur. Smart pistol. Smart Pistol yok. Bu arada Smart Pistol ve Burak demişken sevgili arkadaşlar, bu şey nedir adı? Bu Perşembe. Yanlış duymadınız. Çarşamba değil, Cuma değil, Perşembe. Bu Perşembe çok büyük bir ekiple şeye geliyoruz. Kız istemeye geliyoruz sizlere. Neydi onun adı? Battlefield 4. Battlefield ama. Batır. Daha erkeksi. Battlefield. Battlefield. İskoç olduğumdan bazı kelimeleri İngilizce söylemek çok zor. Tabii. Ama kaç? Battlefield. 1 değil. 2 değil. 3 değil. 4. 4. Battlefield 4'e geliyoruz. Kocaman bir ekip olaraktan. Eğer siz de karşı ekip olacak yüzünüz varsa artık. Yüzünüz varsa kalkın gelin. Kendinize güveniyorsanız. Varsa öyle bir oyun yeteneğiniz, çok büyük bir ekip geliyoruz. İlker Karaş, Feyzullah Kubilay, Bendeniz. Eski dansözlerden miydi Bendeniz, sanatçılardan mıydı? Şey, biri daha vardı. Yeni Burak streamerimiz Başkan. Burak Başkan. Onu en son saklıyordum, az sonra son çıkardı ve... Başka da mı var? Burçak, yeni streamerlerimizden Burçak. Soyadını unuttuğum için sadece Burçak diyorum kendisine şu anda. Araştıralım hemen. Açan olması lazım. Sanki öyle hissediyorum ama Cenk Açan'dı o. Burçak... Burçak neydi? Burçak... Öğrenirim birazdan. Burç... Aksar! Aksar! Tamam. Burçak, Aksar... Bizlerle olacak kocaman bir ekip... gireceğiz. Sonucunda çok hayırlı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Şans. Yani bu kadar adam toplaşıyorsak bilin ki iyi ile sonuçlanmayacak. Karşı takım şu anda muhteşem bir oyun sergiliyor. Çok iyiler. Keşke karşı takım olsam. Değiştiremiyor musun? Maalesef.
Hiçbir şey değiştirmiyor. Yani karakteri seçtik zaten, onu bile değiştirmedik gördüğünüz gibi. İşte. Gerçekçi değil zaten. Hiç gerçekçi değil. Bakın neler neler yapıyoruz ya. Düşman şurada zörgi yaparken. Şunu da alayım artık ya. Şu adamı da alayım artık. Ne oldu? Double kill aldım. O kadar kötüyüm ve double kill alıyorum ki düşünün. İşte şimdi başlıyoruz oynamaya. Şimdi başlıyorum oynamaya. Şunu alayım. Alışveriş listemiz nerede? Şurada. 650 alamıyoruz. Çocuk yolla. Bu oyunun ilginç bir özelliği var. Birkaç oynayan başka arkadaşımla birlikte incelemelerine baktım. Ne kadar tank üst başı alsanız da, ne kadar defansif olsanız da çok fazla bir şey var. Ortaya çıkan damage var. Engel olamıyorsunuz. Yani League of Legends'te mesela tank üst başı aldığınız zaman karşı tarafın size vurması ve aldığınız zarar ziyan azalırken burada o kadar azalmıyor. Haşır huşur gördüğünüz gibi bakın. Haşır huşur şu arkadaşımızı haşır huşur kestiler. Kaç canla kurtardı görüyor mu? Göremiyoruz. Gogrom diyor ki more like double KS. Kalbimi kırıyorsun. İsmini ve IP'sini alır mısın arkadaşın? Tabii. Söyler misin Gogrom? IP'ni ve ismini. Bir söylesene, bir şey yapacağız, bir şey deneyeceğiz. Zaten çok lag var diyor. Bizde mi? Bizde, oyunda şu anda hiç lag yok. Yayında lag olabilir. Yok, yayında ya, bende yok. Kamera çünkü açık. Ayım biri. Kamera açık ya, belki o yüzden. Şöyle yapalım, kamerayı kapatalım arkadaşlar, oyun lagı azalsın. Ne dersiniz? Ya da bir F5. Sen değil tabi. Gogrun için. Bazen işe yarıyor. Çok heyecanlıyım, şu anda konuşamıyorum, bir şeyler yapıyorum. Tam emin değilim ben mi yapıyorum yoksa. Bazen şey oluyor çünkü. Böyle çevremde başka karaktere bakılı kalıyorum, sanki o benmişim gibi oynuyorum. Ya onu ben izlerken de yaşıyorum. Hiç iyi bir şey değil yalnız. Yani şu maymun benim ya şu anda mesela. Şu anda mouse'um gözüküyorsa şu maymun benim. Bazen karşı maymun benmişim gibi ya da işte şu karakter benmişim gibi. Her tuşa basıyorum. Ya bazen o patlamalarda falan, karambollerde görünmüyor zaten. League of Legends'da öyle bir post vardı. Böyle bütün iki takım birbirine girmiş durumda. Screenshot almış çocuk. Altına da yazmış, karakterin nerede olduğu konusunda hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok diye. Haklı. Ben o yüzden oynamıyorum. League of Legends mı oynamıyorsun? Hı. Çok şey kaybediyorsun. Yok ya. Dota'da oynamıyorsun. Hı. PlayStation dışında pek bir şey oynamıyorsun adım kadarıyla. Yani bilgisayarda Oli Oli oynuyordum en son. Lölü? Oli Oli. Neydi o? Tanıdık geliyor. İki boyutlu bir kaykay oyunu vardı. Parmak kaykay. Pikselli. Parmak kaykay. Bir ara başkan oynuyordu Vita'da. Onu bilgisayarda indirimde bulunca aldım. Papers, Please oynuyordun. Papers, Please. Papers, Please. O ayrı bir olay. Ama bitti yani. Oyunu bitirdim diyorsun. Birkaç kere bitirdim, farklı sonlardı. Kaç tane sonu var? 12 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Farklı son var. 12 son. Hı hı. Çok ilginç. Ben o yani oyunu açıkçası Georgie'yi ülkeye soktuktan sonra orada bitiyor diye düşünüyordum. Hayır. YouTube'da da bayağı parodisi varmış onun. Evet. Ya bayağı şey oldu o. Tuttu. Yapımcısı da şey bir adam. Naif. Naif evet. Sevecen. Geçenlerde Twitter'da konuştu benimle. O kadar çok az. Kankam artık. Önemli. Bir oyun yapıyor. Hatta onun haberini sen girmiştin.
Hatırlamıyorum. O kadar çok haber giriyorum ki sayın seyirciler. Yani şirkette neredeyse tek çalışan benim. Gogron diyor ki Cem başka biriyle beraber eski WoW raidlerini yayınlıyordu. Ne oldu o seriye? Çok güzeldi. Evet ya, biz o raidleri yayınlayacaktık. Hatta çok daha iyi yerlere getirecektik. O eski raidler iki kişiyle başlayacaktık. Sonra yapamadığımız yerde üçüncü, dördüncü arkadaş gelecekti. Fakat benimle birlikte yayın yapacak olan arkadaş Sinan, kendisine buradan sesleniyorum. Kız arkadaş edindi. Kız arkadaş bildiğiniz gibi bilgisayar oyuncusunun sonudur. Bittiği noktadır. Onun için maalesef yayınlar kız arkadaşı yüzünden Sinan'ın sekteye uğradı. O yüzden lütfen sevgililerinizin oyun oynama özgürlüklerini engellemeyin. Ya da oyun oynayan kız arkadaş edinin. Benim sinirimi bozmayın daha çok. Yani çok güzel bir şey başlayacaktı orada seri olaraktan. Fakat gel gör ki... İşte doğanın kanunları. Gel gör ki işte bak. Peki sen markette bir şeyler alırken başkaları seni öldürebiliyor mu? Şeyde tabii ki eğer oyunun bu tarafındaysan, yani şu oynadığım alandaysan ve o sırada markete girersen kafanda market ikonu çıkıyor. Onu gördüm, evet. Market ikonu çıktığı zaman konsantrenin aslında almak istediğin şeyde olduğunu düşünerekten daha sert bir saldırıda bulunabiliyorlar. Ama güzel tarafı sen bunu tuzak olarak da kullanabilirsin. Bak şu anda mesela bir şey almadan şunu açıyorum ve adamı bekliyor olabilirim. Güzel bir taktik. İşte uygulayabileni güzel olacak. Evet. Bunu bir tane lifesteal item almam lazım. Bu arada o World of Warcraft serisini o kız arkadaş edinip kaybolup giden arkadaşıma söyleyeceğim. Halktan tepki var diye, bakalım ne olacak. Çünkü en son galiba Molten Core yaptık, orada kaldık. Yo, Blackwing Lair'de yaptık galiba. Halbuki Ice Crown asıl çok istiyordum. Ice Crown iki kişi yapamayız büyük ihtimalle ama böyle 5 kişilik bir Ice Crown yapabilseydik çok neşeli olmaz mıydı? Hemen hemen herkes de var nasıl olsa. Ama biz Amerika'da oynuyoruz, sorun orada. İşte. Halbuki kendi memleketinde oynaman Türkiye'de lazım. Yok. Hayır. Kendi memleketinde. İskoçya'da yok. Demek ki dandik bir yer oralar. Ha, İskoçya'da var da ben orada yokum. Ha. Tabii. Beni çok sen çok kendi iyi o çok bölgene. İyiyim. Çok iyiyim diye beni oradan attılar çünkü. Ha. Yani kendi serverını kurabilirsin. O da çok bakım masrafı istiyor biliyor musun Barat? Yeri var nasıl olsa yani. Hayır, yer değil, bakım masraf istiyor, masraflı. Tamam, ben bakarım, sorun değil orada bekçi olarak. Öyle bakım olmadığını herhalde anlarsın diye bekliyordum ama hayır, zorladı orada senin seyirci. Bakın bütün takım şu anda ortada çarpışırken ben tavır ittiriyorum şurada. Eğer bu arkadaşlar dayanabilirlerse bir tavır kazanacağız. Hadi bakalım tavır. Gel benim ol. Söz benim ol. Neydi? Şu an kaybedip kazandığını nasıl anlayacağım ben? Benim hiçbir mi? Hiçbir şey yazmıyor, evet. Oyun şu anda onların ortadan bastırmasıyla benim yandan ittirmem arasında onlar biraz daha üstün. Ama demek ki maymunla kazanılmıyor. Maymun seçmeyin oynarken. Pelerinleri seçin. Derken maymunla adamı cart diye aldım. İşte senin beni kötülemen lazım ki. Evet, hiç güzel oynayamıyorsun. Bu ne biçim? Rezillik. Büf. Kapat. Büf. Büf. Oo, birileri bizi kovalıyor. No sir, no. No. Daha birini daha aldım. Ne oldu? Ne oldu? Hani kötüydüm? Hani kötüydüm? Benim sayemde. Hani? Benim sayemde. Ne kadar iyi olduğumu herkes gördü. Beyze transport olurken hemen Lord pozum. Nerede Beyze transport? Ha. Transport olurken hemen Lord. Bakalım neler alabiliriz. Bunu aldık. Bunu aldık. Peki hangisini oynarken daha fazla eğleniyorsun?
diğer MOBA'larla şey yaptığınızda. Valla açıkçası League of Legends benim hayatımda çok özel bir yere sahip. En çok onda zevk alıyorum denebilir. Hatta diyeyim. Diyivereyim ne olacak ki. En çok League of Legends'a zevk alıyorum. Çünkü sadece onu oynayabiliyor. Yani oynayabilmek değil de ya Dota da oynadım açıkçası ve yani güzel kötü değil ama beklediğim istediğim o tadlar o şeyler yoktu orada. League of Legends'ta var. Anlıyorum. Ya tabii yani kişiden kişiye değişebilecek bir şey bu. Ya Türkiye'de de biliyorsun en çok oynanan MOBA League of Legends. Dünya marketinde de... Ama Türkiye'de oynayanların çoğu da başka bir MOBA bilmiyor aslında. Yo. Türkiye'de ciddi bir Dota 2 kavgası var. Var. Fakat asıl o büyük sayıları oluşturan insanlar... Hani Türkiye'de çok LoL oynanıyor diyebildiğimiz... Diyebilmemizin sebebi... Başka MOBA bilmeyen arkadaşlarımız. Bence. Hani. Best Shank EU E. Ya hayır, MOBA dünyası ya birbirinden haberdar. Ben o kadar hiç bilmediklerini zannetmiyorum ya. League of Legends oynayan birine Dota'dan haberi olmamasına pek ihtimal vermiyorum yani. Ne öyle bir şey mi var diye. Ama dediğim gibi. Yani kalabalık bir ülkeyiz. Community dediğimiz bir şey var yani. Oraya toplaşmış olan insanlar var. League of Legends'ın komitesi ben açıkçası daha yanlış kelime kullanmıyorum ama kaliteli diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaliteli çünkü buluyorum. Çünkü Riot'ın Türkiye'de olması burada önemli bir etken. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Çok yani, çok çalışıyorlar, çok çalışıyorlar. Evet. Ve çalışanlar da hani oyunlarla yetişmiş insanlar oldukları için. Mesela Riot'ın başındaki beyefendi Nintendo'nun Türkiye, Avrupa, belki de gezegen hangisiydi hatırlamıyorum ama bir tanesi. Avrupa'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa başkanıydı. Yani oyun işte. Aynı zamanda masaüstleri oynayan bir masaüstü kağıt ne diyorsunuz ona? Masaüstü. FRP. Fantasy Role Playing. Fantezici bir beyefendi. Masaüstü oynayan bir beyefendi. Evet. Yani o yaşta ve o statüdeki insanların çoğu böyle şeylerle uğraşmaz. Yani yeter artık i̇şte, çocukken evet. Yaptık şeklinde. Bu beyefendi hala severek ve isteyerek oynayan biri. Bunun da işte büyük bir etkisi var. Öyle olunca tabii ki liderliğini yapmış olduğu ekip bu arada bayağı para verdi galiba Riot bize. Biz bir saattir onu konuşuyoruz. Bayağı ciddi para almış olmamız lazım sayın seyirci. Gogron aman abi çok izleyici varken söylemeyin böyle şeyler diyor. Şimdi baş başayken söylüyoruz ki çok izleyici geldiği zaman gerçek düşüncelerimizi hayır. Bilin. Bunlar gerçekler. Bunu bilin biz bunu düşünüyoruz aslında ama pişt pişt diye. Mesela Ceyda şeycidir, Dota'cıdır. Ben LoL'cuyum. Bakın burada kestiğimiz zımbırtıdan sonra burada şey çıkıyor. Krytos diye bir yaratık çıkıyor kocaman. Onun lane'ini hepimiz oyluyoruz ne taraftan gitsin diye. Ben ortadan gitsin diyeceğim mesela. Takım halinde böyle stratejiler belirlenebiliyor. Mesela aşağı ittirsin, üste gitsin, üste ittirsin, aşağıdan gitsin. Evde kalsın, hiçbir şey yapmasın. Şimdi kendimi şurada gösteriyorum ki bu arkadaş bir numara yapacaksa yapsın diye. Herkes bana bindi, o arkadaş ortaya daldı. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor, neredeyim ben? Buradayım, tamam. Kayboldu. Bakın geldi bizim arkadaş geldi bu biraz önce bahsettiğim. Kirtos geldi. Peki iPad'e çıkacak olan MOBA hakkında ne düşünüyorsun? Şunu çok heyecanla bekliyorum onu ya. Yani gerçekten iPad'in böyle bir şeyi kaldırabilecek noktada gücü var. San Andreas kaldıran cihaz bunlar. Grand Theft Auto. Ve o yani gücü... Açık dünya falan olması. Ama işte hani dokunuyor olman var ya. Aynı anda iki tuşa bastığın zaman başka bir şey orada. Çektiğin zaman başka bir şey orada ya.
İnsan MOBA'da hızlı hızlı cört 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 basarken o ne kadar etkileyebilecek, çok merak ediyorum onu. Yani başarabilecekler mi? Umarım başarırlar. Güzel bir şeye benziyor. Grafik, ya, teknik konudan baktığınızda da gayet alet kullanacak gibi görünüyor. Ama aletlerimiz eskidi benim ise. Benim iPad 2'm var şu anda. Biraz eskidi yani. İşte onda oynayabilirsin yalnız. Oynayabilirim. Oynayamayabilirsin. iPad 2'de oynanmıyorsa hiçbir şey oynanmasın artık ya. O kadar da şey bir şey değil o. Ama iPad 2'nin içinde A5 işlemci var. Ve? Metal diye bir olay var. Bu OpenGL diye bir olay vardır. Biliyorsun. Ve? İşte OpenGL'in daha güzeli böyle falan olan Metal. Ve? Apple'ın geliştirdiği bir ve? Şey. O şu an sadece A7 ve A8 işlemcilerde çalışan bir şey. Too long didn't listen. Ya sonuçta kaldırmaz. Öf. Yani yeni iPad mi alacağız? Maalesef. Hayır. Bunlar bükülüyor. iPad'ler bükülmüyor. Büken çıkar onu da yakında ya. Ya ona bakarsan her şeyi bükeriz yani. İşte öyle bir şey yok. Ya ben telefonun düşürülme testine, o drop testine de karşıyım. Ben... Düşürme arkadaşım. Elma alınca da düşürüyor musun pazardan? Tabi ama şey elmaya bir şey olmuyor. Sorun orada. Niye? Bir de karpuzu falan düşür bak ne oluyor. Hayır ama işte bir Apple aldığın paraya kaç karpuz alıyorsun sistemi var. Yani o kadar para vermişken şey. O kadar para vermişken dayansın istiyorsun. Ama ben o testlerin saçmalığıyla ilgili olaraktan şey yaptım. En çok bükülen telefon şu anda benim kullanmış olduğum HTC M8. HTC One M8. En çabuk bükülen oymuş ama kimse işte ya. Onun testini yapmadığı için Evet, bu da aslında şeyin ilk Apple... ne kadar şey olduğu işte olduğu hedef aslında. Gösterildi. Evet, yani. Bundan önce de iPhone 4'lerde şey vardı. Çekmeme olayı. Sol elini tuttuğunuz zaman antenlerde sorun oluyor, çekemiyordu. Var mıydı hakikaten öyle bir şey? Evet, Steve Jobs onun için ayrı bir konferans düzenlemişti hatta. Ne dedi? Demişti ki çekmiyor bakın, be. Biz süper değiliz. Telefonlar da süper değil. Fakat hani hiçbir telefon süper değil. Bakın BlackBerry'nin bilmem ne modeline, bakın Samsung'un bilmem ne modeline. Onları da sol elle tuttuğunuz zaman onlar da çekmiyor. Hatta bunu videoyla göstermişlerdi. Yani olay sol elde asıl. Evet, tutmayacaksın arkadaşım sol elinde deyip. Sonra dediğim işte ki istiyorsanız size bedava kılıf vereceğim. Çekmesine daha yardımcı olacak. İstiyorsan telefonun parasını sana geri veririm. Telefonda verirsin. Ve herkes yani, telefonu geri verdi. Hayır işte bu %1 mi 3 müydü neydi böyle onu yapan alanlardan. O yüzden Apple ilgilenmedi bir de. Apple'ın çok önde yani göz önünde olmasından dolayı oluyor bu aslında. Yani internete baktığınızda diğer modellerde de ne sorunlar var? Ne sorunlar var? Ne bileyim diğerleri de çekmiyor işte örneğin. İşte cümlenizin evet. Başlangıcı çok ilginç. Ne bileyim. Bilmeden atıyorsunuz siz de. Sizin Apple kullandığınızdan şüpheleniyorum Barrett Bey. Yok. şu anda elinizdeki telefonun adı ne? Elimde bir telefon yok şu an. Kulağınıza takılı olan telefonun adı ne? 4S. Ya. Sherlock Holmes hareketimi yaparım. ya. Ama ayrı bir şey. 4S ayrı. Ya lütfen rica edeceğim. Yakalandınız bari... Utanın kafanızı ya, öne eğilin. Bundan önce HTC vardı bende. Hıtş. Windows Mobile vardı içinde. Hıtş. 6 ay olmadan mail geldi. Dediler ki bu telefonun desteğimizi çekiyoruz. Kim çekiyor? HTC. Sonra Microsoft da dedi ki Windows Mobile 6.5'e artık desteğimizi çekiyoruz. Uygulama mağazasını kapatıyoruz. Peki. 6 ay bile olmamıştı. Telefon da yeniydi yani. Peki o telefon ne oldu ondan sonra? Bir yazı mı geldi artık bütün destekler çekildiği için ben artık kapıyorum mu dedi telefon? Ya şu an açarsam açılıyor ama yani bir şey yok. Hadi, arayabiliyor zaten, musun istediğin arkadaşını? Evet. Ama ben telefonu aramak için kullanmıyorum. İşte bir hata daha. Ben oyun oynamak için kullanıyorum. İşte bir hata daha. Telefonu niye aldığını bilmeyen insanlar. Nasıl yani? Telefon adı üstünde telefon açmak için almış olman lazım. Telefon değil ki akıllı telefon. İşte yani sana bu yolu göstermesi lazım onu da.
Nasıl aranır diye. Hayır, beni niye kullanmalısın? Ya ne bileyim, ben fazla öyle konuşan biri değilim. Gerçekten yayına başladığınızdan beri iki kelime ağzınızdan zor aldım Barrett Bey. İşte. O kadar ki yani. Ya yayınlarda tabii ki de farklı ama yani. Yayınlarda kendimden geçiyorum diyorsun. İşte burada konuşuyorum, kotayı doldurmuş oluyorum. Yok zaten beni arayan oluyor genelde. Böyle telefonum bozuldu, böyle bilgisayarım açılmıyor gibi şeyler için. Teknik hizmet veriyorsunuz yani Barrett Bey. Hı hı. Boş zamanlarında. Peki. Fraktist yazdı. Diyor ki Lord'umuz papyon takmış, pek şirin. Teşekkür ederim. Fraktist biz olmamız lazım yani, biz veriyoruz diye. Bilmiyorum kim yazıyor. Kendi kendimize mi şu anda söyledik bunu Barrett? Sen mi yazdın? Ben iki elimde burada bak, yayına girecek biraz sonra iki elimde gözümün önünde. Bilemiyorum. Fraktist kimliğini açıkla. Büyük bir ihtimalle başkan. Sanmıyorum. Başkan sevimli kelimesi kullanmaz. Sevimli değil, şirin. Hiç kullanmadı. Başka bir kelime söyledin. Goblin'de elitist strife diyor. Hı-hı. Bundan sonra böyle çarşambaları süslenip geleceğiz buraya. Seyirci sen de süslen. Practiced şeymiş. Cepheciliği. Ne diyor? Kaçın. Kaç. Olmadı bu. Kontrol. Olmadı. Cepheciliği.exe elinde. Exe geldi şu anda. Çöküyor sistem. Alt F4'e basmadan duramayacağım sanırım. Hay Allah ya. Tam da güzel yayın yapıyorum diye seviniyordum. Sevgili seyirciler, sanırım yayın burada kapanmak zorunda. Ejder saldırısına uğruyoruz. Eyvah. Yapacak bir şey yok. Bu arada saat kaç? 21.47. Ne? Yani tam 15 dakikası mı var Cep Ejder'in yayına girip bize, evet, Shadow of Murder anlatmasının? Cinayet, evet, cinayet gölgesi. Diyor ki kırmızı peruk takacak James sizin için. Ben mi? Sarı peruğum var. Sarı varmış. Sarı var. Bu arada oyunu da kazandık sayın seyirciler. Oyunu da gördüğünüz gibi kazandık. Yaşasın. Kaybettiğim oyun olmadı. Bakın burası da report. Hiç oldu mu? Hiç oldu mu? Hiç olmadı. Kaybettim. Bütün oyunları hepsini kazanıyorum. Çünkü o kadar iyi bir oyuncuyum ki. Sevgili ben seyirciler. Ben de mor peruk takacakmışım bu arada. Ben de sayın cephecileri, ben de sarı peruk var. Başka da peruğum yok. Niye takıyoruz biz? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Kendi saçı kızıl olduğu için bizi de rengarenk. Kıskanıyor değil mi bizi? Bizi de değişik renklere şey etmek istiyor, bölmek. Bence kıskanıyor. Kıskanç. Kimde böyle saçlar var ki? Yani baksana lüle lüle. Ki bari dengeli görmüyorsunuz şu anda ama eminim onunki de lüledir. Evet, yaş saçların lüle lüle. Tam görünüyor mu acaba papyonun ya? Görünüyor. Tam görünmüyor mu sevgili seyirci? Niye söylemiyorsun? Daha bir türlü. Biraz önce görünüyordu. Eğildin. Eğilmem kötü olmuş. Arkadaşlar 10 dakika var Ceyda'nın muhteşem yayınına başlamasına. Fakat 10 dakika bir işinde biz oyunu şey yapamayacağız. Yeni bir oyun açarsak bitiremeyeceğiz. Bu sebeple... O zaman şimdi Shadow of Mordor ile ilgili bir şeyler göstereyim. Gösterin bir dakika. Bir heyecan yok. Heyecan çok yok. Çok panik yaptık. Bir heyecan yok. Şu diğer karakterleri göstermek istiyordum yeni gelen. Şu Gokong'u anlattım, oyunu seçtik, onun için Gokong'u oynadık. Jinshi geldi. Jinshi de bir kız karakter, biraz önce gördük. Melee Sustain Caster Ganker. What? Melee Sustain Caster Ganker. Melee. Bizim Gokong neymiş? Mobile. Bakın cep telefonu yine. Mobile Attack Damage Hero. Bak bu da telefonu başka telefon, bir şey için kullanıyor. Kesinlikle. Onun için başta dayak yedik biz. Çekmiyordu servis. Sonra sen o kılıf hikayesini anlatınca olay değişti. Nikolay da specialize in single target damage and crowd control. Yani bildiğiniz konserdeki şey, bodyguard. Single target damage sahneye çıkanı alıp yere fırlatıyor. Crowd control de sahneye herkesin gelmesini engel oluyor. Gerçek hayattan örnekler. Burada şey seçiyorsunuz, hangi tarz oynamak isterseniz, healer oynamak isterseniz bu karakterleri öneriyor şekilde. Pet kısmına gelirsek de pet puanımız birikiyor. Pet puanımızdan da buradan değişik petleri açıyoruz. Her birinin gördüğünüz gibi değişik özellikleri var. Kimisi damage, kimisi hız kazandırıyor, kimisi altını arttırıyor falan. Bizim tortusumuz bize can veriyor. Bir kısım damage'ı engelliyor. Şu kaçıncı level'mış bu? Level 15'te de bize şey verecek. Vitality, max health'ımız al. Max hayatımızı harcayacağız. Bu arada parayla bu soluk sola olan hayvanımızın çocukluk günlerine ya da yetişkinlik günlerine geçebileceğiz. Biraz sonra yayına girecek Barrett'cim. Çocukluk günleri. Ergenlik aslında çağı. Aslında bu çoğu oyunda var. Nedense büyüklük. Hepsi böyle bir nefes almakta zorlanıyormuş gibi. Yani işte bir animasyon düzenliyorlar. Sonra onun hızını mı tam ayarlayamıyorlar acaba? Ne bileyim.
Yani bir World of Warcraft'ta da var. Tam onu diyecektim. World of Warcraft'taki karakterle aynı hızda nefes almaya çalışıp bayılan insanlar tanıyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama aynı hızda nefes almaya çalışın mesela bir 5 dakika. Gözünüz kararmazsa tebrik edeceğim sizi. Ki yeni expansion'a değişmiş olabilir o. Yeni karakter şeyleri geldiği için görselleri onunla birlikte nefes almayı da düzenlemiş olabilirler. Artık nefes almıyorlar. Ceyda dedi ki ne dedi? Yeter artık. Yok, yayınla ilgili olarak Ceyda'dan sonra da yine Burçak gelecek. Burçak da bugün Shadow of Mordor'u devam edecek. Ceyda bize güzel bir ilk izlenim yapacak. Ondan sonra Burçak bize Shadow of Mordor. Nedense Mordor kelimesinde zorluk çekiyor sayın seyirci. Mordor'u devam... Mordor. Kısası ne bunun? Shadow of... Som. Som. Som'a devam edecek. Ama Som. Meh. Middle Earth. Meh. Peki onunla ilgili bir şey açalım. Ne açalım? Shadow of Mordor. Mordor ama. Murder daha güzeldi. Evet ama maalesef değil. Muh. Shadow. One does not think they walk into Mordor. İlini de böyle yap ama. Yapıyorum, görmüyor musun? İşte. Shadow of Mordor gameplay trailer. Launch trailer, yes. Sessizleşelim. Bu arada sana bir tıklayı öğreteyim mi? Am I dead? You are banished from death. A curse binds us together. Who are you? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the rings of power. Celebrimbor, greatest smith of the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin. I had a family once, and I buried them along with everyone I even knew. Perhaps that pain is what connects us. Very soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor. I have seen Sauron's sons. They bring much suffering. Can the curse be broken? Destroy the Black Hand and his followers, and claim Mordor. How do I do this? Your power. What do you know of the Black Hand? It's not about rules. Come close if you want the Black Hand. What would you know that all these other dead orcs didn't? Come this way. I do not trust him. We're lucky to have you. Don't be blinded by your emotions. I'll have your guts. Where are the servants of the Dark Lord? Kill him! Çok heyecanlıydı. Uf. Ben gidip alıyorum sanırım şu an. Dur, baştan göstermeye kalktı. Hayır, baştan gösterme. Çok heyecanlıydı sayın seyirciler. Kaç para şu anda? 38 GB olduğunu biliyorum. Bu parasıyla alakalı değil. GB'ına göre para vermiyoruz oyuna bildiğin gibi. Bakarız hemen. Şöyle yapıp oradan da şöyleye basıp zaten çıktı. Hı-hı. Bas. En ucuzu Steam'de $50. Premium'u $75. Season Pass ise $25. Season Pass. Bu sezonu geçelim diyor. Evet. PC'lerin Shadow of Mordor hazır mı? Nedir diye şey yapıyorsanız. Yeni gelen bütün DLC'leri ekstra para vermeden yüklüyorsunuz. Ben kazandım, biliyorum. Ben kazandım. Evet. Gorgron diyor ki bu kadar tırt trailer yapmayı nasıl beceriyorlar? Tırt mı? Karakter Raziel. Valla... Bilmiyorum, bana tırt gelmedi fazla yani. Bazen içimden şey diyorum, daha iyisini yapabiliyorsan buyur gibi ama sonra demiyorum, susuyorum. Ya oyunda şey vardı aslında bu oyunda. Assassin's Creed 2'nin yapımcısı demişti ki
İşte bu animasyonlar Assassin's Creed'den alınmış, kopyası falan filan. Sonra pek bir ses çıkmadı ama. Bir şey söyleyeceğim. Assassin's Creed'in kullanıldığı motor halka açık bir motor değil mi? Yani parasını veren herkes kullanamıyor mu? Yok. Angel diye bir motordu yanlış hatırlamıyorsam. Angel. Hatta bir kendimi doğrulamak istiyorum şu an. Sessiz doğrulayabilirdin halbuki. Ama böyle daha heyecanlı olmadı mı? Hayır. Burada inceleme var. Bilgisayar içinde şu anda overclocklu i5 8 GB RAM, 4 GB'lık GeForce GTX 970 ekran kartı. Ayarların hepsi ultra, ancak o zaman başlıyor. Onun üstüne doğru devam ediyor. Daha aşağıdaki sistemlerde ne olacak? Denedikçe göreceğiz. Şu anda. Saatimize bakıyoruz Ceyda'nın yayını başlaması için. 4 dakikası kaldı. Şu anda çok heyecanlı anlardayız. Peki. Kuzinde Shadow of Mordor isteyiz diyor. 4 dakika sonra. 4 dakikası kaldı. Şu anda işte son makyajını tamamlıyor çocuğumuz. Sahneye çıkmadan önce. Bu arada Anvil. Anvil. Earth. Bu arada Play Store'da var Shadow of Mordor şu anda. $108. FIFA 15 var. İndirim var. Ön sipariş var. Play Store'da dolar. Çok Türk lirası. Türk dolar lirası. Değil. Hatta 9 liradan başlayan taksitleri koymuşlar. FIFA var. Çok güzel. Her şey var. Bence hemen alın. Yani yurt dışından dolar alacağını Türk parası yiyor arkadaş. Tabii yani. Bayağı ucuza gelmiş oluyor. Akıllısı bu. Biz yayını yavaş yani yavaş... Taksit diye bir şey var. Taksit en güzel şey. Türkiye'deki en güzel şey taksit sistemidir. 10 senelik taksit alın. Nasıl olsa biter. Biter. Yani biter. Sevgili arkadaşlar, bugünkü yayınımız biraz kısa oldu biliyorum ama daha ne yapayım? Bu Shadow of Mordor gelmeseydi Mordor gelmeseydi daha uzun yayın yapardık. Fakat maalesef çok önemli bir oyun, çok önemli bir zaman ve çıkar çıkmaz günü gününe sizlere sunabilmemiz için kıydık paraya. Yok, parayı kıymadık ne? Play Store'dan bize geldi galiba. Ceyda bunu daha açıklar. Gittik, yükledik bilgisayarımıza 38 GB yer ayırdık. Kaç, 38 miydi? Galiba. 38 GB yer ayırdık, sizler için hazırladık. Ve 2 dakikaya kadar da Ceyda ile birlikte maceranın en başından başlayacağız. Sonra Ceyda'nın yayından sonra da Burçan yayında da aynı şeyi bir daha yaşayacağız anladığım kadarıyla. Sıfırdan başlayacak o da. Hani birinci sıfırdanı anlamazsanız karakter nasıl ilerliyor. Bir de şöyle bir şey var. Oyunda herkes yani izlemesi gereken tek farklı bir yol yok yani. Hani biri evet. Soldan gidip işte üçüncü adamı öldürürken biri sağdan gidip hiç kimseyi öldürmeyebilir ve hikaye ona göre şekilleniyor. Bakalım hangi hikaye daha iyi şekillenecek. Perşembe günü unutmayın. Perşembe listeme bakıyorum yanlış mıyım diye. Perşembe günü tek piksel yanımızda büyük bir ekiple Battlefield 4 oynayacağız. Tanıdığınız tanımadığınız bütün Battlefield'cılar burada olacak. Eğer rakip olmak istiyorsanız karşımıza çıkın. Eğer olmak istemiyorsanız ekran başına geçin. Bu yayında bana destek olan yanımda olan Baret kamera alsın ve açsın istiyorsanız da şu hesap numaralarına lütfen parayı. Bir de berber parası. Bir de berber parası yoksa çıkacak halde değil. Gorgon demiş ki Steam TL'ye geçecek, onu bekliyoruz. Bekleyin. İkin sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda yayın yapan kişinin adı gerçek adı mı yoksa personası mı? Ekhozm. Bana yeni geldi onların iyisi. İşte sana yeni geldiler çünkü bana daha önce geliyorlar. Yayını gizli kapatacağım benim için. 50 megabört internet. 50 megabört. Yarın perşembe, yarın Battlefield 4'te görüşünceye kadar hoşça kalın. Buradan Ceyda'ya bağlanırken İskoç müzikleriyle sizleri vatanım, vatan sevgisi aşılamak istiyorum. Nerede benim İskoç sevgim? Zaten Ceyda onun üstüne... Sus, hayır ben hayır susturtmayacağım. Müziğimi yayınlıyorum. Hoşça gerçek kalın. Adınızı sormuş vardı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.